Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz Huawei Watch 3 Pro akıllı saati kutusundan çıkartacağız. Belki bazıları diyecektir, ne gerek var ya, kutudan çıkarsan ne olacak? Zaten işte akıllı saat ne gibi özellikler olabilir? Öyle değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ne farkı var bu saati? Bu saat Huawei'nin hem Türkiye'de hem de dünyada üzerinde Harmony OS 2.0 işletim sistemi olan ikinci cihazı. İlk cihazını biz incelemiştik. Yine kanalımızda var. Yukarıdan linklerden koyarım. Huawei MatePad 11'di. Kendisi hem klavyesi hem de böyle özel bir kalemi olan bir tablet bilgisayardı. Bu ürün de ikinci ürün. Ve Huawei'nin bu teknolojiyi kullanan ilk akıllı saati. Şimdi biz ne yapacağız? Bir kutusundan çıkaracağız. Telefonumuza kurulumunu yapacağım ben. Hem özelliklerinden biraz bahsedeceğim, hem de kurulumu size göstermiş olacağız. Ama bu bir inceleme değil. Onun altını özellikle çizeyim. Birkaç gün kullandıktan sonra deneyimlerimizi anlatan bir inceleme videosunu da yine Teknoloji Oku YouTube kanalında sizlerle paylaşacağız. Şimdi bir kutuyu açalım bakalım. Heyecanlı bir şekilde olacak biraz ama. Şimdi kutuyu açıyoruz. Şimdi ürünü kutusundan çıkartıyoruz. Şöyle bir kenarından bir çentik atayım ben, fazla zarar vermeden kutuya. Güzel de bir kutusu var. Daha önceki Huawei modellerinin, akıllı saat modellerinin kutusuna benzeyen bir tasarım bizleri karşılıyor. Şöyle açtık. Huawei Watch 3 Pro. Gördüğünüz gibi muhtemelen içindeki ürün de böyle. Kahverengi bir deriye benzeyen ya da deri benzeri bir kayışımız var. Metal bir çerçevemiz olacak diye tahmin ediyorum. Ama ben de sizin gibi ilk kez görüyorum bu arada. Ürün de burada ne diyor? Color ise Titanium Grey diyor. Yani Titanium Grey'miş. Wi-Fi sertifikası var diyor. Bluetooth var diyor. Bunları görüyoruz. Şimdi saati çıkartalım bakalım kutudan. Evet. Ups. Kutudan saatimiz çıktı. İşte burada. Çok şık bir saat bu arada arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Yansımalarımız var. Parlamalarımız var. Güzel bir saat. Şimdi bir çıkartalım, biraz daha yakından bakalım. Şu parçasını kenara kaldıralım. Şöyle de bir kağıdımız var. Evet, söylediğim gibi kahverengi bir deri kordonumuz var. Arka kısmından biraz bahsedeceğim ama arkası seramik, titanyum karışık kaplama. Seramik olmasının sebebi cihazın kablosuz şarj özelliğinin olması. Yani kablosuz şarj pediniz varsa ya da kablosuz şarj destekleyen bir telefonunuz da olabilir. Ters şarj, biliyorsunuz özellikle ameliyat gemisi cihazlarda yaygın bir teknoloji. Varsa oradan da şarj edebiliyorsunuz. Şurada bir kağıdımız var, onu koparalım. Burada bir şeyler diyor. Bunu atalım. Saat bu şekilde şöyle görünüyor. Epey de kalın yaz bu arada. Yandan da göstermiş olayım. Düğme basılabiliyor mu? Evet, basılabiliyor ve şöyle hareket edebiliyor. Birazdan açacağım ama şu düğmeye bir basayım, açılsın. Ben diğer kutu içerisinde neler var onlara bir bakmak istiyorum. Evet, saatimiz açılıyor. Harmony OS işletim sistemi olduğu da yazıyor. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Heyecanlı bir an. Evet, şimdi o açılmaya devam etsin. Açılmaya devam etsin. Ben kutu içerisine bakmak istiyorum. Harmony OS yazıyor hala zaten. Şuradan bakalım. Şöyle bir şarj adaptörü, şarj cihazımızın kablosu ve o küçük adaptörü var muhtemelen. Göstermiş olayım ben size. Tip C kablosu olması lazım bunun. Evet, bağlı zaten. Evet. Şunu da açalım. Şöyle bir adaptör. Ha, bu normal USB adaptörü. Direkt bağlı yalnız bu cihazın üzerine. Hatırlayanlar vardır, Huawei'nin daha önceki akıllı saat modellerinde buna bir USB kablosu giriyordu. Tip C'di, bir ucu tip A, bir ucu tip C'di. Burada direkt standart olarak, bütünleşik olarak tasarlanmış. Ama söylediğim gibi kablosuz şarj pediyle ya da telefonla falan da şarj edebilirsiniz. Ters kablosuz şarj özelliği varsa. Şimdi bunları kenara bir kaldıralım. Gelin isterseniz bir ayarını yapalım akıllı saatimizin. Huawei P40 Pro var bende, biliyorsunuz. Sağlık uygulamasını yüklememiz gerekiyor. Ki bende o da var zaten. Şimdi açtık. Şöyle koyalım. Hani biraz daha böyle göstermek için. Evet, şöyle açtık. Şimdi buna tamam diyeceğiz. Şurada. Şimdi buradan önce şunu şöyle bir göstermiş olalım. Huawei'nin saati kuracağız. Şu anda bir şeyler söylüyor. Tamam diyoruz. Ve dilimizi seçelim. Bakalım Türkçe var mı? Bakıyorum.
Evet, Türkçeyi de gördük. Seçtik Türkçemizi. Oo, açılıyor şu anda. Şimdi eşleştirme yapacağız burada arkadaşlar. Bunun için telefonumuza dönüyoruz. Telefondan ne yapacağız? Add diyoruz. Şu an tarıyor etraftaki cihazları. Evet. Burada bakın Huawei Watch. Şu anda saatimizi gördü ve bağlan diyoruz. Evet, şu anda eşleştirme isteği geldi diyor. Ekranda görüyorsunuz Huawei P40 Pro'dan. Tamam diyoruz. Eşleştiriyor diyor. Kullanım bilgilerimiz var. Next diyoruz. Next diyoruz. Tüm servisleri etkinleştir diyoruz. Next diyoruz. Ve eşleştirme tamamlandı. Şu anda Huawei ID'm de var benim. Onunla eşitleniyor bütün ayarları. Uf, bir sürü şey sordu ama yani. Evet, evet diyoruz. Bunlara kabul et diyoruz ve saatimiz geldi. Şimdi biraz özelliklere bakalım isterseniz. Şuradan mesela basılı tutalım. Muhtemelen kadranlar gelecektir. Mesela farklı farklı kadranlarımız var. Biraz onlardan bahsedelim. Şöyle bir kadranımız var. Şöyle var. O değişik güzel kadranlar var. Ama daha önce olanları da var bu arada. Bunların bazıları yeni değil arkadaşlar. Mesela şu yoktu. Oo, çok güzel yalnız bunlar. Tamam, buna da izin ver diyelim. Bir sürü şey soruyor bu arada. Oo, bak bu güzel mesela. Tabii şöyle bileğime takayım da ben. Kalp ritmimi ölçsün en azından. Bir şeyler sorup duruyor hala tabii ki. Tamam. Diğer ayarlar aslında Huawei'nin daha önceki akıllı saatlerine benziyor. Arayüz anlamında. Şu anda tabii bazı şeyleri çalıştıramıyorum çünkü bileğime takılı değil. Şöyle bakalım menü. Oo, menü çok güzel olmuş bu. Çok güzel bir menü var. Görüyorsunuz şu anda burada. Arama var mesela. Arama ayarları diyor. Tuş takımı diyor. Kişiler diyor. Bir daha bakalım oralara. Oo, burada bir sürü şey var mesela. Bu arada bu saatin önemli bir özelliği de var arkadaşlar. Uygulama yüklenebiliyor buna. Bakın şuraya girdiğimiz zaman App Gallery'den uygulama da yükleyebiliyoruz. Tamam diyoruz, tamam diyoruz. Tabii akıllı saatler için olan gerekli uygulamaları buradan göreceğiz. Bunların hepsine tamam diyeceğiz. Tamam diyoruz. İşte burada mesela uygulamaları vesaireleri buradan görebiliyoruz. Güzel, detaylı bir inceleme gelecek. Şimdilik biz size bir ön gösterim yapmak istedik. Bu bir inceleme değil. Onun altını özellikle çizeyim. Huawei Watch 3 Pro HarmonyOS 2.0 işletim sistemini kullanan ilk akıllı saat. Ve detaylı bir incelemesi de önümüzdeki günlerde Teknoloji Oku YouTube kanalında olacak. O gün gelene kadar kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.